Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, her gün dediğim gibi Çorum leblebisinden Demir leblebiye geldik. Mevakıfı okuyoruz. İkinci mevkifteyiz. İkinci mevkifin birinci maksadındayız. Onun da üçüncü maksadındayız. Üçüncü maksat şuydu. Acaba vücut denilen, varlık denilen şey, mahiyetin, bir şeyin mahiyetinin aynısı mı, parçası mı, zait mi, ondan ayrı bir şey mi? Tartıştık işte. Birincisi dedi ki aynısı. Ondan sonra ikinciye geldik. Filozoflar dedi ki vacibül vücudun aynısı ama mümkünül vücud olan şeylerde zaittir dedi. Şimdi de üçüncüye geldik. Ve üçüncü de ağır. Yani o da şu. Veselisuha, üçüncü bir görüş. Ennehu, yani vücud, zaidun alel hakikati fil vacibi vel mümkini cemia. Hem vacibül vücutta hem mümkünül vücutta, yani mahiyetten fazla bir şey, yani mahiyetin dışında bir şey demek bu. Feha huna bahsan. Burada iki bahis var. Bakalım neymiş bahis? El evvelu, birincisi, ennehu vücut zaidün, mahiyet üzerine fazladır, yani ayrıdır, fil mümkini, mümkün olan bir varlıkta. Yani mümkünül vücutta. Yani yaratılmış. Ha. Evet, evet, evet. Yaratılmış tabii. Vacibi vücut demek, yani vücudu kendinden. Yani başka bir şeye ihtiyacı yok. Ondan sonra tıpkı mesela diyelim ki kaşıkçı elması. Gerçi o da mümkün vücutta. Ama onun ışığı kendinden. Fakat normal lambanın ışığı kendinden değil. Yani bu basit bir misal. Ayrım için, yoksa haşa kıyaslamak için değil. Mümkünül vücud ise, yani vücudu ile ademi birbirine eşit olan. Eşit olunca birisi tercih edecek ki olan. Öyle değil mi? Birisi. Onun için imkan delili diyoruz ya biz ona. Hudus ve imkan delili Allah'ın ispatında. Şimdi birincisi zaidün, mahiyet üzerine yani ayrıdır. Fil mümkini, mümkünül vücut olanlarda. İşte bu gerekçeler zor. Öyle mantık yürütüyorlar ki bizim tam anlamamız zor yani. Hakikaten büyük allameler, dahiler. Li vücuhin. Dört gerekçe var. Yani neden vücut mahiyetten ayrı mümkünül vücutta? Bunun dört gerekçesini zikredecek. El evvelu, birincisi, ennel mahiyete, mümkün olan mahiyet, vacip olanı düşünmüyoruz. Min haysu hiye hiye, yani mahiyet olması itibariyle tekbelül ademe. Doğru, bu doğru. Yokluğu kabul eder. Zaten mümkün demek yoklukla varlık eşit olan şey demek. Ve illa, eğer ademi kabul etmeseydi, o zaman irtefa'a el imkanı. O zaman mümkün olması ortadan kalkardı. Mümkünün tarifi o çünkü. Yani nedir mümkünün tarifi? Varlığı ile yokluğu eşit olan. Mütesavi tarafeyn, iki tarafı eşit. O zaman vacibi vücud olurdu. Değil mi? Heh. Şüphe yok ki, burası çok enteresan, yani mümkün olan bir mahiyetin ma'al vücudi tebahu. Yani varlık ile beraber ona tabii, tabi yani olur. Varlıkla tabi değil bu. Bu çok önemli. Yani onu reddediyor yani. Anlatabildim mi? Yani şu şüphe yok ki diyor, mahiyeti mümkine yani bu şekilde ele alınırsa vücudu kendisi mahiyetinin içinden dışlıyor yani. Vücut ayrı bir şey yani. Çünkü eğer vücut onun bir parçası olsa Adem olmazdı. Anlatabildim mi? Yani vücudu farklı bir şey. Yani sonradan gelen bir şey mahiyeti mümkine. Anlatabildim mi? Teba, engellemek. Yoksa bir, yani eğer reddetmeseydi vücudu, o zaman bir şey hem mümkün, şey hem mevcut hem madum olurdu o zaman. Öyle değil. Yani ya mümkün, ya mevcuttur ya madumdur. Evet. Velev kâne, eğer vücut olsaydı, nefsel mahiyeti, mümkün olan mahiyetin ta kendisi olsaydı, ev cüz'eha, veya bir parçası olsaydı, lem tekün kedalike, böyle olmazdı.
Değil mi? Yani vücut kendisiyle beraber olurdu. O zaman Adem söz konusu olmazdı. Belkânet te'bel Adem'e. Belki bu sefer de vücudu değil Adem'i reddederdi. Yani nerede mümkün mahiyet varsa vücut otomatikman onunla beraber olurdu. Öyle. Anladın mı? Yani Adem söz konusu olmazdı. Min haysu hiyye. Mahiyet olması itibariyle Adem'i dışlardı, kabul etmezdi. Anladın mı burayı? Anlaşıldı değil mi? Hocam tek sıkıntım min haysu hiyye diyoruz. Yani min haysu hiyye mahiyet olma itibariyle. Yani mahiyet olma itibariyle vücudu beraber olsaydı o zaman Adem'i ne yapardı? Reddederdi. Adem olmazdı o zaman işin içinde. Bence güzel bir yaklaşım bu. Evet. Fena değil. Ama bakalım çürütecek mi ne edecek? Cevap illa verilecek. Yani bu böyle. Evet. Şimdi diyor ki Allah Allah. Diyor ki burada vücutla beraber olduğu zaman mahiyeti reddediyor. Yani öyle. Öteki türlü yani hulasa anlaşıldı gibi geliyor bana. Ve ücibe bu gerekçeye cevap verilmiş. Bak. Bi enneke demişler ki sen in eratte bi kabulil ademi yani mahiyeti mümkine ademi kabul ediyor demekten kastediyorsan İnneha tesbütü yani o mahiyeti mümkine hariçte sabit oluyor. Ama haliyeten anil vücudi. Varlığı olmadan sabit oluyor. E bu mümkün değil zaten. Yani bu fememnu'un. Bu kabul edilemez. Men edilir bu. Doğru biz de kabul edemeyiz. Ama ve in erat de eğer ademin kabulünü kastediyorsan anladın değil mi? Eğer Adem'i kabulünden kastın, eğer sen kabulü Adem, Adem'i kabulüyle kastetmen, irtifa'aha tamamen mahiyetin ortadan kalkmasını kabul ediyorsan, bu da ayrı bir dert. Fela müsellimü, kabul etmeyiz ki enneha, o mahiyet, levkânet nefsel vücudi, vücudun kendisi olsaydı, veya vücut onun bir parçası olsaydı lema kabilethu mahiyet onu kabul etmezdi. Neden? Li'ennel vücude nefsehu çünkü vücudun kendisi yertefi'u tamamen ortadan kalkar. Yani vücut ortadan kalkmaz. Çünkü daha varlık yok ortada. Bakalım şunu da okuyalım. Ha li'ennehu zira izertefe'a çünkü bak ve'in eratte bak bura çok önemli. Şurayı başlayalım tekrar. Baştan başlayalım. Cevap veriliyor. Eğer sen Adem'i kabul etmesini kastediyorsan, yani ondan kastın şuysa, mahiyeti mümkine vücuttan arındırılmış olarak hariçte vardır diyorsan, o zaman Adem'le vasıflanmış olur değil mi o? Ha, o bu kabul edilemez. Doğru. Tamam, bu tamam. Eğer mahiyetin yani mahiyeti mümkinenin Adem'i kabul etmesini yani onunla yani Adem'i kabul etmesinden irtifa'aha mahiyetin olur. Tamamen ortadan kalkışını kastediyorsan mahiyet diye bir şey yoksa o zaman biz de şunu kabul etmiyoruz. O zaman mahiyet ortadan kalktıysa fela nüsellimu enneha kabul etmiyoruz ki mahiyet levkânet nefsel vücudi vücudun ta kendisi olsaydı o zaman la lema kabiletü. Vücudu kabul etmezdi. Çünkü yok, ortada yok. Anlaşıldı değil mi? Liennehu, liennel vücude nefsehu yertefi'u. Çünkü senin o zaman vücudun kendisi ortadan kalkmış olur. Liennehu idertefe'al mahiyete, mahiyetu, mümkün olan mahiyet ortadan kalkınca, fakat irtefe'a vücuduha kat'a. Kesinlikle varlığı da ortadan kalkar. Çünkü birbirinin aynısıdır dersen. Anladın mı cevabı? Böylece yukarıyı çürütmeye çalıştı. Öyle diyelim. İkinciye bakalım. Bu da ayrı bir dert. Ulan tam zor şeyler bunlar ya. Vallahi billahi. Enna biz ne'kilu akledebiliyoruz, düşünebiliyoruz. El mahiyete.
mahiyeti düşünebiliyoruz. Düşünme. O zaman makulat-ı saneviyeye gidecek iş. Anladınız mı? Yani dışarıda hariçte var olması şart değil. Zihnen düşündük mü makulat-ı saneviye diyoruz biz bunlara. Yani şimdi biz bunu mahiyet-i mümkineyi akledebiliyor, düşünebiliyoruz. Mesela kel müselleti, bir üçgen gibi. Tamam mı? Üçgen gibi. Ama meşşekki fi vücudiha. Ama onun yani üçgenin varlığında şüphe edebiliyoruz. Tamam, düşünüyoruz üçgen. Ama dışarıda hariçte var mı? Varlığında şüphe edebiliyoruz. Doğru. Bu demektir ki ayrıdır demek istiyor. Ben doğada hiç üçgen görmedim. Yok, var çok, öyle değil. Var mı hocam? Hayır. Hayal edince, yani bunun dediği şu. Bir şey akledersin mahiyetini. Ama hariçte illa onun vücudu şart değil. Hı. Ayrılığını da savunuyorlar ya bunlar. Mesele o. Yoksa senin dediğin değil. Kainat tamamen üçgenlerle dolu. Hı. Cenab-ı Hak oğlum, sen sorsan şeye, laboratuvarlara, o öyle değil. Bunda dediği düşünce sırf. Hı. Yani mesela şu anda bir dörtgen farz edelim. Yani işte dörtgenden demir bir kutu farz edelim. Hı. Zihnimde var. Hı. Ama vücudu yok. Hı. Hariçte. Onu kastediyor. Yani diyor ki mahiyeti mümkineyi düşünsek aklen, tıpkı üçgen gibi, ama maşşeki bir vücudiha, o mahiyetin varlığında şüphe edebiliriz. Demek ki varlıkla mahiyet ayrı. Onu ispat ediyor ya. Yani onu demek istiyor. La yukalu, şöyle denilemez. Eşşekku, şek, yani bu yapılan şüphe, innemâ yutasavvaru fi vücudihel harici. Efendim sen vakıadaki varlığında şüphe edersin. Yoksa dune et zihni, vücudu zihnisinde böyle bir şeyi düşünemezsin. Zihnindeki varlığı var, onda şüphe yok. Ama hariçteki vücudu harici de, biliyorsun bunu okuduk mantıkta. Yani bize mesela şunu önce düşündüğümde iki şık var şüphe. Bir, vücudu haricisi, eğer önümde böyle bir şey yoksa onda şüphe ederim. Ama vücudu zihni, kafamdaki zihindeki varlığında şüphe etmem. Tamam. Fe innehu, çünkü vücudu zihni nefsü teakkuli. Yani zaten düşünmenin kendisi o. Tasavvur o işte, vücudu zihni. Kafada düşünmek. Ha, yani demek ki bir mahiyeti düşündüğün zaman zihinde var olur. Nasıl ben orada şüphe edeyim ki? Vel kelamu, halbuki bizim sözümüz, bak. Fil vücudil mutlaki. Mutlak vücut hakkındadır ki şeyi de içine dahil ediyor. Vücudu hariciyi. O da mahiyetten ayrıdır. Böyle denemez diyor. Yani anlatabilir. Ama لِأَنَّا نَقُولُ. Allah Allah. Onlar buna da cevap veriyorlar. Yani bu soruya da yani burada cevap veriyor. لِأَنَّا نَقُولُ. Evet. Ne diyor? Biz vücudu zihninin herhangi bir eksiklik yok. Tamam. Bunu kabul etmemiz sırasında. Tehakkukul vücudu zihniyi, bak. Vücudu zihninin gerçekleşmesi, bu da ne zaman olur? Mahiyetin düşünülmesiyle, tasavvur edilmesiyle oluyor değil mi? La yemne'u şekku fihi. Yani bunda şüphe buna mani olmaz. Çünkü zihinde bir şey meydana gelmesi demek bunu düşünmeye mani değil. Ve lidalike, bu sebeple uhtulife fihi, vücudu zihni de ihtilaf edilmiş. Böyle bir şey var mı yok mu? Ve men esbetehu, vücudu zihni vardır diyenler, esbetehu bi burhanin, delilleriyle ispat etmişler. Zaruri olarak bilinen bir şey değil diyor. Anladın mı bunu? Ha. Şimdi o eydan, yine yani yine cevap buna, başka yok değil mi? Eydan fel mahiyetul hariciyetu, hariçte tahakkuk edecek olan, anlatabildim mi? Yani mesela şu hariçte tahakkuk edecek olan o mahiyet, eğer birisi bunu düşünmediyse haliyetun anil vücudi zihniyi, o zaman vücudi zihniden de boştur bu. Ha, düşünülmediyse fe yugayiruha, o zaman mahiyet, yani o vücut, anlatabildim mi?
vücudu zihni de mahiyete muhalif olur. Allah Allah. Vakat kâle ba'dul fudalâi. Kadi Ermevi'miş bunu söyleyen. Yani bunu bitireceğiz ikinciyi, yoksa iş karışır. Anlatabildim mi? Bazı faziletli alimler, Kadi Ermevi, not al istersen. Oymuş yani, Kadi Ermevi'miş. Valla bu hasılı delil, delilin özeti şudur. Neydi delil? Hemen yine onu şey yapalım. Biz mahiyet-i mümkineyi aklediyoruz. Tıpkı üçgen gibi. Ama vücudunda şüphe ediyoruz. Bu demektir ki vücudunda şüphe ettiğimize göre vücutla mahiyeti mümkine ayrıdır. Asıl delilin özü bu. Şimdi diyor ki delilin özü şudur diyor Kadi Ermevi. Enna ne'lemuhu. Mümkün olan mahiyeti mesela bir üçgeni biz biliyoruz. Ama tasavvuren biliyoruz. Yani aklen tasavvur ederek. Ve la ne'lemuhu. Halbuki mümkünün vücudunu tasdiken vardır diye bilmiyoruz. Tasdik biliyorsunuz bir hüküm verme. Evet. Halbuki tasavvur hüküm vermeden tasavvur etme. Yani tasarlama. Doğru. Fela yuntecu, o zaman doğru neticeye götürmez bu delil bizi. Evet. Anlatabilir. İdil vasat gayru mukerrer. Çünkü hüküm verebilmek için ortada tekrarlanan haddi evsat var ya, mantıktaki haddi evsat evet, o tekrarlanamıyor. Yani anlatabildim mi? Tekrarlanabilmesi için tasdik olması lazım. Tasdik yok. Tabii. Tasdik yok. Hocam bu bilimi anlatıyorsun. Tabii. Ve leyse lehu vurudun. O zaman böyle bir şey söz konusu değil. İdil istidlalu. Ha, ve leyse lehu vurudun. Bu sefer de itiraz ediyorlar. Bu Kadi Ermevi'nin söylediği söz konusu bile değildir diyoruz. Ulan mübarek karşı çıkıyor. İdil istidlalu, bu mübarek zatın yani tevehüm ettiği bu delil getirme. Bienna neşukku fi subutihi lil mahiyeti. Aklımızdan düşündüğümüz mahiyete vücudun sabit olması meselesi. Yani de şüphe ediyoruz biz. Yani aklen düşündüğümüzde vücut sabit değil ki. وَلَا شَيْءٌ مِنَ الْمَاهِيَّةِ وَجُزْئِهَا مِمَّا يُشَكُّ فِي ثُبُوتِهِ لِلْمَاهِيَّةِ Allah Allah. Yani bir mahiyetin kendisi veya bir parçasının parçası onun için sabit mi değil mi şüphe edilecek şeylerden değil bu. Yani o zaman bir şeyin kendisini inkar ederiz. Yani bu ancak vücud-ı zihni meselesiyle meseleyi halledebiliriz demek istiyor yani. Evet. Neyse. Kardeşim, Es-Salis Er-Rabi uzun. Bana göre moralimizi bozmayalım. Öyle değil mi? Tamam hocam. Yani yarın okuyalım bunu. Tamam hocam. Çünkü ağır meseleler. Pazartesi. Yani ben de %100 anladığımı iddia etmiyorum. Ama güzel yürüyoruz. Fena değiliz yani. Ay be, şunu koyayım da Es-Salisü'ye geldiğimizde bulalım. Cezakumullahu hayran kethira ve allemenallahu ilmen nafiha. Allah razı olsun. Yarın ancak bahsi evveli bitiririz. Bahs-i saniyede de vacibül vücudun